Hocam yediklerimizle saç dökülmesini veya saçların iyi olmasının bir bağlantısı var mıdır? Çünkü ben mesela kendimde de gözlemliyorum. Yani böyle iyi beslenmediğim zaman, böyle geçiştirdiğim zaman saçlarımda bir dökülme oluyor, mevsimsel olmasa bile. Şimdi Nilüfer Hanımcığım, o ayrı bir konu. Şöyle, tabii ki saçımız bizim vücudumuzun aynası gibidir. Saçımız iyi beslenmezsek biz, saçımız da iyi beslenmez. Yani kökü Ve besleyebiliyor muyuz? kalitesiz beslenmeyle saçlarımız tabii ki kötüye gider. O ama ayrı bir şey. Eğer burada çok büyük bir kitlede problem olan genetik dökülmeden bahsedecek olacak olursak, genetik dökülmede kökler dumura uğruyor. Ölmüyor ama dumura uğruyor. O dumura uğradığı için onu o dumura uğramaktan çıkartacak. Yani küçülüyor kök. Şurada gösterdiğim gibi. Kök küçülüyor. Hatta yok noktasında burada birkaç hücreden ibaret bir kök kalabiliyor yerine göre. Bakın küçülüyor. Minyatürize oluyor. Ürettiği saçlar da minyatürize oluyor. İşte o zaman onu gıdayla takviye edemezsiniz. Çünkü orada bir mekanizma söz konusu. Nasıl bir mekanizma söz konusu? Testosteron hormonu geliyor köke baskı yapıyor. Testosteron hormonu geliyor kökü baskılıyor. Kök çalışamaz hale geliyor. Uyku dönemine giriyor. Çalışma döneminden uyku dönemine giriyor. Ve testosteronun baskısı orada devam ettiği sürece saç yapılamıyor. Buna siz istediğiniz kadar gıda alın. Bakınız. Daha önemli destek takviyeleri almak gerekiyor. Sadece Dünyada, saça özel. tabii ki dünyada çok zengin olup da bizlerin hiç yani hayal edemeyeceği kadar. Bezos bile başı adamcağızın saçı yok. Eğer gıdayla olacak olsaydı veya onlar kim bilir yaşı uzatmak için, ömrü uzatmak için, sağlıklı yaşamak için neler alıyorlardır. Ama saç yapmaz onlar. Niye yapmaz? Çünkü öncelikle saçı döken sebep olan testosterondan saç kökünü korumak lazım. Onu neyle yaparsanız başarılı olursunuz. Ağızdan alacağınız haplar sizin sisteminizi engeller. Kadınlarda daha da kötüye götürür. Erkeklerde de cinsellik fonksiyonlarını bozar. O halde bunun yolu bu değil. O zaman saç kökünü, sadece saç kökünü koruyacak. Sadece saç köküne sürüldüğü zaman saç Yani siz kökünde... bilim insanı olarak ona yöneldiniz hocam, değil mi? Ben Yani bunu evet testosteronu bunu nasıl, anlatmaya çalışıyorum insanlara. testosterondan bir saç kökünü ben nasıl bir Testosteronu bariyer örerek evet korursam diye. testosteronu Ya biz aslında bu çok önemli bir keşif. sisteme zarar vermeden, sistemin kendi testosteronu harcatmadan hatta geriye döndürerek insanlara nasıl faydalı oluruzu çalıştık. Bu bir TÜBİTAK projesi. Şimdi burada gördük ki saç kökünün bütün kapılarını kapatırsanız saç köküne giren hormonların girdiği kapıları, reseptörlerini, oradaki enzimatik aktiviteleri durdurabiliyor iseniz lokal olarak. Ama sadece saç kökünde. Ne olur? Saç kökü korunmaya alınır. Saç kökü korunmaya alındığında içeri testosteron giremediği için testosteron kana döner. Erkeğin erkeklik gücünü artırır, kadının yaşam sevincini Kalitesi. artırır ve motivasyonunu artırır. Ama bu arada en önemli şeylerden biri saç kökü testosteronun bu kötü baskısından kurtulmuş olduğu için, zulmünden kurtulmuş olduğu için, kafasındaki tokmaktan kurtulmuş olduğu için hücreler çalışmaya başlar. Der ki bizim artık baskımız yok, biz üretelim. Nasıl üretelim? İşte burada görüldüğü gibi damarlar gelişir, kök olgunlaşır, büyür ve derinlere doğru. Aynı tohumun toprağa atıldığında önce yüzeyden bir küçücük filiz verirken aşağıya doğru bir kök verirken o köklerin alıp bulup aşağılara sarkıp bütün gıdaları toplaması gibi kök büyür. Büyür, aşağıda kök olur, sonra yukarı doğru filizini vermeye çalışır. İşte kök ne kadar büyümüşse yukarıya verilen filiz o kadar kaliteli çıkmaya başlar. İşte bu kaliteli saçın daha da kaliteli olması için burada destekler devreye girmeli. Ama bu bizim ağzımızdan alacağımız sıradan şeylerle olmaz. Yeterli olmuyor. Mesela burada en önemli faktörlerden bir tanesi diyelim ki üzüm çekirdeği özütü. Üzüm çekirdeği özütü saç kökünü provoke eder, çalış komutu verir. Anti-aging'de de üzüm Anti-aging'dir çekirdeği zaten, özütü çok hücre önemli. yenileyicidir. Yani buradaki hücrelerin
motivasyonu bozulmuş hücrelerin canlanabilmesi için onlara bir promoter'dır. Onlara bir uyaran. Onlara bir motivasyon kaynağıdır üzüm çekirdeği özütü. Ama siz üzüm çekirdeği özütünü şurada şöyle bir 5 kilo yiyemezsiniz. Çiğneyemezsiniz. Onu bir tabletin içine koyduğunuzda ama sadece üzüm çekirdeği yetmez. Saçı yapacak, en kaliteli hale getirecek esansiyel amino asitler, vitaminler ve minerallerin oluşturduğu, esansiyel amino asitlerin temel oluşturduğu bir kombinasyonla, bu kombinasyon saçınızı çok çok güzelleştirirken aynı zamanda vücudunuza da gençlik ve anti-aging etkisi, antioksidan etkisi, antikanserojen etkisiyle destek olabilecek bir gıda takviyesi olur. Böylece ikisinin buradan sürülen serumun ağızdan alacağınız desteklerin birlikteliğiyle şahane saç gelişimi söz konusu olan. Kişi bu tedavi yöntemlerine devam ettikçe hocam, işte önce zayıf çıkan saçlar sürdürülebilir bir tedaviyle gerçekten kalınlaşabiliyor mu peki? Yoksa normal, o ilk çıktığı halde mi kalıyor? Normal kendi eski haline gelebilen vakalar çok fazla, çok harika. Ama burada istikrar çok önemli ve santimetre kareye düşecek önemli. Şimdi siz şöyle bir başta, şöyle bir saçta atıyorum, binlerce reseptör var. Bir kişinin genetik yatkınlığı 11 reseptörle sınırlıyken bir kişinin genetik yatkınlığı 100 bin reseptör bulunduruyor. Dolayısıyla sizin hastanın, kişinin ağırlığına göre uygulayacağınız değişebilir. Ama burada tutup da şu kadarcık bir alana uygulanması gereken yapılan bu her tarafa birden etkeden lokal süreceğiniz serumu tutup da siz şu kadarcık bir alana sürmek yerine tüm kafaya dağıtırsanız hiçbir faydası olmaz. Ben diyorum ki insanlara, her saksının, bir evinizde saksınız var, saksılarınız var, her saksının ihtiyacı olan su miktarı bellidir. Her gübrelemek istediğinizde de her saksıya vereceğiniz gübre miktarı bellidir. Değil mi? Çok siz doğru. Bunu tutup da bir paket gübreniz var, aman ekonomik olsun, ben bütün hepsine bunu bir kere de pay edeyim dediğiniz an hiçbir çiçeğiniz fayda görmez. Elinizdeki bir sürahi suyu bir saksıya dökecekken 10 tane saksıya bölüştüreyim derseniz hiçbir saksınız fayda görmez, çiçekleriniz fayda görmez. Aynı saçımız içinde dozajlama ve santimetre karelik doz alma şeysi bu. Çünkü şuradaki mekanizmaların hepsinin bir matematiği var. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum. Kişiler mevsimsel dökülmeyle bu genetik dökülmeyi birbirinden nasıl ayırt etmeliler? Çok kolay. Şöyle, bunu birkaç yerde de söyledim. Şimdi mevsimsel dökülmede her taraftan saç gelir. Çekersiniz enseden bir çekişte 3 tane gelir. Çekersiniz enseden bir çekişte 3 tane gelir. Çekersiniz gelir. Şimdi bu mevsimsel enseden ve kulak arkasından gelen saçlar genel dökülmeleri gösterir. Covid enseden sonrası dökülmelerde, Covid'den sonra çok ağır enseden gelen dökülmeler görüyoruz. İşte sinüziti varsa, çürük dişi varsa, boğaz enfeksiyonu sık oluyorsa, hatta bazı ilaçları kullanıyorsa enseden gelen saçlar, bunlar difüz dökülme dediğimiz, hem mevsim geçişlerinde gördüğümüz, hem işte demir yetmezliği eksik anemilerinde gördüğümüz veya vücut direncinin düştüğü durumlarda gördüğümüz durumlar. Ama erkek tipi dökülmesinde bu dökülme paterni sadece tepe bölgesindedir. Yani çünkü evet, yani bir şapka basımı en fazla. Bazı kişilerde bu biraz daha aşağı iniyor çok ağır vakalarda. Ama hani ensede bir iki parmak kalıyor sadece sağlam bölge. Ama genel olarak konuşacak olursak, ekstrem durumları, çok şiddetli vakaları dışarıda bırakacak olursak, şu bölgelerden çektiğinizde 3 çekişte bir saç geliyorsa risklidir. Ki bunun genel şeysi 10 tane ayrı yerden çektiniz şöyle, elinize saç geliyorsa, 10 ayrı yerde 3 tane geliyorsa, bu bir işarettir. Diyor ki saçında dökülme problemi var. Eğer bu 3 taneden fazlaysa 10 çekişte dökülme probleminiz kesin. Bu aynı zamanda ensede ise her ikisi birden var. Sadece ensede ve buralardaysa dökülme difüz olabilir. Hani erkek tipi dökülmesi yoktur. Burada işaretimiz de erkek tipi dökülme mi değil mi? Yağlanma.
yağlanma artı dökülme varsa kesin %100 erkek tipi dökülmedir. Mutlaka müdahale etmek lazım. Erkeklerde bu artık bir kondisyon, durum. Yani bir hastalık değil. Hı hı. Ona siz gerekli şeyleri uyguladığınız zaman, verdiğiniz zaman kendi uygular gayet de güzel saçları çıkar. Ama kadınlarda hı hı. genetik zeminin üzerine eklenmiş bir hormonal bozukluk varsa, hormonal bozukluğu düzeltmezseniz genetik bozukluk kalıcı olduğu için ve hormonal bozukluk da kalıcı olduğu için saçı çıksa bile dökülme riski vardır. Bunu buradan söyleyelim. Hı hı. Bu birincisi. İkincisi, şimdi tedavi uyguladılar. Diyelim ki saçları çıkmaya başladı. Saçları bunu çok kısa almamız gerekiyor. Saçları çıkmaya başladı. Diyelim ki şurada hı hı. saçlar çıkmaya başladı. Veya uyguladılar, dökülme arttı. Bugün elimize gelen, şimdi şöyle yaptık ya biz, böyle yaptık, elimize saç geldi. Bu elimize gelen saç kuru veya sararmış yapraktır. Hı hı. Canlı değildir. Hı hı. Canlı saç çekince, kuvvetli çekince köküyle gelir. Siz şöyle yaptığınızda gelen saç kuru veya sararmış yaprak şeklindeki cansız saçtır. Bu bizim başımızda 3 ay durur. Hı hı. Her bir saç teli için geçerli bu. 3 ay kalır. O halde bu 3 ay kalacak saçın bizim çekmemizle gelmesi veya yıkadığımızda, friksiyon yaptığımızda gelmesi bizim mutsuzluk kaynağımız olmamalı. Ama birdenbire biz uygulamaya başladık. Burada testosterondan korundu hücreler, hı hı. kökler ve orada saç yapımları başladı. Kökte saç dökülmesi anında durdu ama sürdükçe saç hı hı. geliyor. Bu bizim için umut verici bir şey çünkü... Ne kadar hızlı atmaya başladıysa alttan gelenler o kadar hızlı demektir. Hı hı. Bu da iyi bir işaret. Evet.